Memurlara haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Şu aralar şu sıralar bankalar promosyon ihalelerine çok düşük teklifler vermeye devam ediyorlardı. Bildiğiniz gibi promosyonlar da sizlere bir yandan sunuyoruz. Buna tepki olarak Kamu Sengen Başkanı Talip Yeylan bir açıklama yaptı. Bankaların promosyon rantı ittifakı. Kamu çalışanlarının maaşlarından yıllardır fahiş kar elde eden bankaların son aylarda takındığı tutum kabul edilemez. Milyonlarca çalışanın sırtından kazancına kazanç katan bankalar adeta bir rant ittifakı kurmuşçasına emek sömürüsü yapmaktadırlar. Durum öylesine bir seviyeye ulaştırmıştır ki bankalar emeklere verdikleri miktarların bile altında promosyon teklifleriyle memurlarımızla alay etmektedirler. Örneğin Sinop'ta bir ilçemizde teklif edilen promosyon miktarı sadece 900 TL'dir. Batman'da 3 ilçe için ortak yapılan teklif yalnız 7000 TL'dir. Amasya Sulova'da 3 yıl için yapılan teklif 9000 TL'den ibarettir. Bankalar cüretlerini bu kadar abarttılar ki bir bankanın Van Bölge Müdürü randevu verdiği halde Hakkari'den gelen İl Milli Eğitim Müdürü yardımcısı ve sendika temsilcilerinin bulunduğu heyetle görüşme yapmaya dahi tenezzül etmemiştir. MEP artık bu pespayeliğe ve cüretkarlığa dur demeli bankaların 1 milyon üzerinde çalışan olan bir kuruma karşı seviyeli şekilde muhatap olmasını sağlamalıdır. Bakanlık tüm çalışanlar adına bankalarla muhatap olmalı ve meslektaşlarımızın hak kaybına engel olmalıdır diyor. Kamu Sengel Başkanı Talip Geylan hakikaten öyle. Bakın biz videolarda hep, e, arkadaşlar sizlere söylüyorduk. İl Milli Eğitim Müdürlüklerine, ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bankalar niyeyse çok çok düşük teklif veriyorlar. Bunun ben nedenini çözemedim. Hani maaş dersen herkes de hemen hemen aynı. Hani bir Sağlık Bakanlığı atıyorum 25-30 bin, 35 bin TL teklif verilen bankalar iş il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gelince işte böyle komik rakamlar teklif ediyorlar. Yani neden böyle bir arada bir fark var? Hadi bunu hakikaten çözemedim. Aramızda varsa bu nedenini öğrenen ya da bu nedeni bilen bir bankacı videonun altını yeşillendirirse biz de merakla bekliyoruz. Bankalar neden il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bu kadar komik rakamlar teklif ediyor, ediyor ve etmeye devam ediyor. Kamu Başkanı Talip Geylan'ı kutluyoruz. Gerçekten öyle sadece 1 milyon 100 öğretmen çalışıyor bu kurumlarda. Hani kamu işçisi arkadaşları sayarsak, personeli sayarsak 1,5 milyona yakın çalışanın olduğu bir kamu kurumunda 900 TL bile teklif edilebiliyor. 7 bin TL'ler, 9 bin TL'ler teklif edilebiliyor. Bana göre il ve ilçe milliyeti müdürlüklerine en az 25 bin TL civarı teklif edilmesi lazım. Şu şartlarda dediğim gibi neden böyle bilmiyorum. Bilen varsa videonun altına yeşillendirsin. Milliyetin Bakanlığı yapması gereken aynı Sağlık Bakanlığı gibi olmalı ve tek bir promosyon yapılmalı ve bütün Türkiye genelinde şu an yeni promosyon yapacak bütün il ve ilçe millet müdürlüklerinde tek bir promosyon yapılmalı. Bana göre işin kurtarıcısı bu olmalı. Buradan Milliyetin Bakanlığı'na duyurulur.